Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tutuluyoruz, tutulduk, <laughs> tutulacağız hatta tam saati de akşam da diye hatırlıyorum. Ee, i̇nşallah herkes için hayırlı olur arkadaşlar. Yeni bir dönemin başlangıcı olarak düşünebiliriz. Şimdi gördüm aktaracağım. Siz kendi yüreğinize odaklanın. Bakalım neler söyleyecek. Bize fincanımız uyan sizin uymayan evrenindir diyorum. Ve neyse halimiz o çıksın falımız daha dedikten sonra. Şöyle gördüğümü ketum musunuz aktaracağım arkadaşlar. Kimseye böyle renk vermeyen ketum sun diyor açar açmaz. Yani sen hiçbir e, kişiye Kalkıp da benim de derdimi şudur dememişsin belli ki. E sadece bir insan var. Geleceğe taşımak isteyip de hala geçmiş sebeplerden ötürü kavga ettiğin. E şimdi bu insanın üstüne çok net kedi gibi çıkmış nankör insan var. Bu da sizin hayatınızda geçmişinizle hala. Yani tanıyorsunuz neticede. Amcanız ortağınız bilemedim. Eşiniz yavrunuz belki anne babanız gibi. E bir yol var. Bu yola gitmek istiyorsunuz. Ve kedi sürtlağın gibi çıkmış tepenize. Bir karar vermeye çalışmışsınız. Bununla alakalı böyle ikişerle ikişerle gruplar var. Herkes böyle herkes eşiyle gelmiş gibi. Bir, iki, üç çiftten ibaretsiniz. Bir ŞT harfi gibi görünüyor. Böyle sizin yapmanızı istedikleri konuya hayranlıkla bakıyorlar. Destek konusunda da taşın altına ellerini koymuyorlar. Böyle baktığımda orada kahraman hani orada işin şeyi sizsiniz. Sizin böyle yönettiğiniz bir şeymiş gibi. Şimdi böyle işin içine etrafında da dosyalar var. Böyle imzasal bir şey bu. Atacağınız haksızla aynı güzel. B harfinin muntazamlığına bakar mısınız? <laughs> Nasıl benim adım buket olduğu için hemen B, B. Tabii ki de o B'yi ben şimdi size şöyle göstereceğim. Burada yarım kalmış bir şey var. Ah gitti. Gördünüz mü? O B harfini gördüm, yakaladım ama Burada sizin ketum olduğunuz bir şey var. Çok açık açığa vermediğiniz bir şey var burada. Çünkü bu insan hiç bozulmadı aynı şekilde. Şu B'nin prangasına mı kapalı? B B'ni harfledim. Şimdi arkadaşlar biraz karışık olduğu kesin. Ben burada direkt boşanıyorsunuz da derdim. Ya da işte bildiğiniz arsa tarla meselelerinden mahkeme derdim mesela. Ya da büyük bir ortada dost kazığı var derdim. Af buyurun. Çünkü Olay şurada başlıyor, kademe kademe devam ediyor. Bak asıl çizgiyi sen şurada yapacaksın diyor. Asıl çizgi burada ve boşluğa düvera atlamaya ereceksin. Neyse ama sonuç olarak şurası sıkıntılı. Ben orayı es geçeyim. Geçmiş kısım. Son iki haftadır uğraştığınız ciddi anlamda mücadele edeceğiniz bir kısım var. Es dedim Çünkü iki haftadır zaten tam da onun göbeğindesin sen. Mücadele ediyorsun. Vereceğim diyor vermiyor. Bir yere bağlı belden altı çıkmamış tam yine başında B kesiyordu arkadaşlar. Bu B harfindeki bir kişidir. Sizde vardır. Soyisinde vardır. Konuda vardır. Yani e, olay da vardır, durum da vardır, vardır da vardır. Bir haberdi çünkü o. Bir de U harfi ya da N harfi gibi görünüyor. E, beli bükük bir insanın aslında her ikinize birden e, şöyle babanızdır, beli bükük, yaşlı, elden bir şey gelmiyor diyor. iki evlat birbirlerini yiyorlar ama. Hani böyle beli bükük oturmuş izliyor adam gibi düşünebilirsiniz. Birisinin şuradan çık kalkıp bariz, bariz bir şeydi kafasıyla şurayı izlediğini görüyorum. Sizin yanınızda ince uzun bir insan var ama hatta bir iki üç kişiler, bir aile bir ekip gibi çıkmışlar. Yani biz iş kavga, kavgasıysa siz söke söke alacaksınız. Aladdin'in cinindeki lambadan çıkan. <laughs> Yani Aladdin'in lambasındaki o cinni gördüm. Şimdi çok net belirsizdi ama. Sanki sizin hayatınızda bir belirsiz olan bir şey olsun diyorsunuz ama sanki onun olması için de bu biraz hayal gibi der gibisiniz. Yani aslında siz de hayalinize baltalıyorsunuz. Hani ben bunu istiyorum ama nerede deyip de enerji olarak baltalamak gibi aslında. Baltalama, Ee, bunun dışında üç kişi bir yerde kafa kafaya vereceksin, konuşacaksın diyor. Bir sürpriz yumurta gerçekten net bir şekilde keskinleştirmeni sağlayacak kafa dağınıklığının bir yola gidiyorsun zaten bu keskinleşmesinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 yani kısım kısım kademe kademe ya üst üste koyduğun ayrı ayrı konuların var şey gibi ben bunu ne zaman temizleyeceğim mesela şöyle bir ev temizleyeceğim diyorsun tamam ev temizlensin yapacak balkon yıkanacak bir halılar çırpılacak iki orası silinecek burası yıkanacak burası paklanacak burası bilmem ne bu. Yani kışlıkları yazlıkları ayıracaksın kademe kademe. Bir, kışlık yiyecek yapacaksın. Yazlık kıyafetlerini ayıracaksın. ve bir taraftan evi temizleyeceksin. E, camlar kapılar da vardı. Ütüler zaten yığılmış. Böyle aa hani ev temizlemekten bu hepsini bir güne mi sıkıştıracaksın? <laughs> Anlatabildim değil mi? Her birinin ayrı bir zaman diliminde olması gereken bir nokta aslında. Hani bunlara bir hafta biçersen hepsini halledebilirsin. Ama sen diyorsun ki ben artık yoruldum bir yola gidiyorum. Her birini üst üste yanlışı burada yapıyorsun diyor. Ya ya sen birisinin yanlışını müdahale edeceksin burada ya da zaten bunca yanlış varken ortada sen artık yeter deyip bir celsede de boşanacaksın gibi düşünebilirsiniz. Anlatabildim mi? Burası imzaya bağlı çünkü. İşte yani oradaki gidişattaki sorun her şeyin üst üste olması zaten. Yani bir haftalık işi sen tek saatte yapamazsın. İnsan evladım. Sizin uyarılarınızı, ikazlarınızı dikkate almamış. Almış bir yol çizmiş. O zaman hayırlı olsun dersin yani. Nitekim bu iş neyse sizin için. Gerek iş patronunuzun, iş hayatınızın, işte çalışanınızın tahammülle dolması şey gibi çıkmış işte yani arkadaşlar tahammül bir şişe var tek tek doldurmuşsunuz yani bir daha yer kalmamış bu benden bu kadar kafası yani net sonrasında atılacak bir imzan var sonra bir yere gideceksiniz uzun boylu bir insan iki kişi hatta siz ve karşınızdaki siz daha uzunsunuzdur karşınıza göre arkadaşlar böyle uzun boylu demek ah çevrende herkes 1.50 be ben kim 1.80 yok ki gibi araştırmayın da çevrenizde yani burada mesafe olarak birinin daha çıkış yaptığı anlamına da gelebiliyor. Herkes 1.50 ise 1.60 yoksa kim uzun deyip böyle ay bu da bir şey bilmiyor ya diye böyle yazılar okuyorum bazen yazıyorsunuz. Burada bir şey kafaya bağlayarak bir şey ben başlatacağım. kafasal olarak ben başlatacağım. Ben gücüm, ben güçlüyüm, liderim ben. Ben halledeceğim dediğiniz birisi de olabilir bu. Bunun dışında A harfi var. Evet siz bir şey konuşacaksınız ve Hedef Akdeniz vallahi billahi ne güzel bir parmak kalkmış oradan diyorsunuz ki tamam biz bunu halledin. Bak sadece şurada çirkin, kızgın bir yüz var. bu yüz de bu sizi takip eden bir durum. Siz bu gidişatı bir kitnet. Yani ben size diyebilirim ki ekim sonu bitmiş olur. Çünkü sonra müthiş bir rahatlamaya geçeceksiniz. Hasta var sadece arkadaşlar. Sizin karşınızdaki insan psikolojik olarak ya sorun ya daha hassas ya daha böyle bir hemen yatıyor. yani olmuyor diyorsunuz, güçsüz diyorsunuz hasta çıkmış. Siz arkada altta Herkül gibisiniz. Böyle Herkül olarak çıkmışsınız. Bu Herkül karşınızdaki insanın bir şey başlatmamasından S harfi çok baskın bu falda bilginiz olsun. Ekim sonu atılacak olan davalarda, imzalarda işte neyse Kasım'da müthiş bir rahatlama sonrasında e, hastalık haberi alacaksınız diyor. Kasım'ın özellikle 20'si gibi falan açıkçası. Ya sizin tarafınıza belki hoş hani eşinizin ailesinden biri bile olabileceği için diyebiliyorum ki şey e, hastalık haberi sizi sizi Hankül gibi yine koşturacaksınız. Ya işte orada şeyi bulursunuz. Doktor bulursunuz, bir tavsiye edersiniz, bir fır yani işte sistemle ilgili bir şeyleri halledersiniz. Orada net güzel e, olacağını söyleyeceğim bir durum var açıkçası. E, S harfi iki kişi sizin bir dileğiniz var. E bunu da Aralık ayının ikinci haftası ben şuraya gideyim. Ben Aralık ayının ikinci haftası şunu yapayım dediğiniz bir durum gibi arkadaşlar. E, çok 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 net bir şekilde şey görüyorum çünkü. E, bu hayalinizin İki kişi olarak, iki kişi olarak. Evet, beraber yolculuğa çıkmak. Birlikte bir şey inşa etmek gibi çıkmış. Birlikte bir şey inşa etmek gibi çıkmış. Hatta siz o kadar çok güvenmez olmuşsunuz ki yaşadıklarınızdan sonra çevrenize belki. Acabalarınız olacak ama çıkacaksınız. Bir dileğinizin gerçek olacağı çıkmış. Aralığın ikinci haftası sizin hayatınızda bir dilek var. Bu dilekle alakalı net bir karşılıklı konuşup halletme durumu söz konusu olarak vermiş arkadaşlar. Yani e, bu geçmişten getirdiğiniz imzasal süreçleriniz Ekim sonu net biter. Aldığınız yolculuk net sizin adınıza hayırlı olacak bir patlama bir yeter noktası var burada üst üste aynı konulardan dolayı şimdi burada bir A var C var O var A var yani C A A O harfleri hakim olan bir olay da diyebiliriz burada ne de diyebiliriz bu arada ee, bunun dışında arkadaşlar bir yerden bir birisinin R yapacağı çıkmış zaten ama sizin kesinlikle birisine bir fırsat sağlayacağınız nokta sonrasında hayaliniz evet bazı kaygılarınız var ama çok daha iyi imkansızlar diyemeyeceğim. Şimdi ben bu şeyi kapatırken çok net bir şekilde etrafa da sıçradı. Bunların adı güneş, bunların adı müşte, bunların adı yüreğinizi ağzınıza getireceğiniz, aa çok inşallah olur da dediğiniz bazı şeyler diyebiliriz aslında. Şimdi şöyle. Kapalı neden? Aşk hayatınız kapalı sizin. Sizce. Niye ben kapattım dükkanı der gibi çıkmışsınız ya da karamsar ya da sanki işte e, sizin hayatınızda hep siz mi yönetiniz evlilik evli, evini işte güçlü mü sizsiniz sizin yönettiğiniz bir teksiniz komutan olduğunuz içindir evi yönettiğiniz içindir sizin isteklerinizin öncelikli ya da gündemde olduğu içindir e, düşüncelisiniz kafanızda bir silik durum söz konusu ama teksiniz aşk dolu değilsiniz e, burada ayrılık e, mı, olur mu e, teksin tek başınasın buna ne dersen de ha, şey e, hayatında evli olanlar için söylüyorum güçlü olduğun için teksin düşüncesel olarak aynı düşünmüyorsun teksin aralık itibariyle sanki orada bir tek durma durumun söz konusu eee hakim olma durumu söz konusu. Yüreğinin ortasına baktığımda müthiş sadece şey. Karışıklıkları geride bıraktım. Öte beri tırı vırı gibi diyeceğiniz türden sıkıntılarınızın olduğunu dolayısıyla da üstesinden geldiğinizi keyfinizin yerinde olduğunu söylüyor bu orta kısım bana. E, bunun anlamı sıkıntıları artlattın artık geçmiş şey olsun senin artık sıkılacak bir şeyin kalmadı demek tabii ki de. Şimdi burada kariyer evine baktığımda da dominant bir karakter. Yani arkadaşlar ben ee, ketumsunuz dedim. Başka da bir şey demedim gerçekten. Böyle bir insanların dışında anlatmayan, sır tutan, sır vermeyen, kendi mücadelesini içinde yaşayan, ee, işte o acıyı da içinde tutan bir karakter olarak çıkıyorsunuz burada. Tek olma sebebiniz sizin tek başınıza birçok noktada güçlük alacak olduğunuz anlamına elbette ki gelir. Neden öyle diyorum? Kariyer evinizde de çünkü ne iş yapıyorsanız yapın. Mesleğinizde arayanızın altında kalan insanlarınızın olduğunu görüyoruz. Tek net bir şekilde güçlü durduğunuzu görüyoruz. Ama etrafı o kadar çok net sıçrayarak açıldı ki ya da işte hani sıçradı da zaten kapatırken çok net bir şekilde dedim ki bu insan tek başına çok güçlü olacak. Ayakları üstüne duracak. Yani özetle sizin hayatınızdaki niyetiniz her neyse bu konuda ayakları üzerine duran bir insan olursunuz. Bu bir. Etrafınız gözle gelir bu iki. E, aşk hayatınızda güçlü ve tek oluşunuz. Belki yalnızlıktan belki de hani dominant tarafsınızdır diye. E, kariyer evinde de ayağınızın altında bir iki üç dört kişi kalmış. Çok böyle artık ben onları açtım dediğiniz bir yerde ama kendinize kanıtlamışsınız. Yani mahalleyi daha yeni bakkalaştınız düşünelim. Ee, kanıtlamışsınız. Müşteri potansiyelinizi tutturmuşsunuz. Kalıcı olursunuz diyor yani. Ve enerjisini sevdim açıkçası. Güzel de şeyler olsun inşallah elbette ki arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, bugününüzün açılımına ya da tutulma da var zaten bu ara bir şeyleri başlatacaksınız ama güçlüsünüz de. Gücünüze güç katılsın inşallah diyorum. Dilekleriniz de gerçekleşsin inşallah diyorum. Şöyle bir Başa geldi enerjim. Baştaki kartlardan bir kart seçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar dileyin isteyin. Bakalım yeni sorunuza ne cevap verecek kartlarımız. Tarot'a danıştığımızda ve para atılsıması. Senin önüne öyle güzel bir fırsat var ki bu, bu yol bu arada dedik ya şurada bir yolunuz var imza atacaksınız. Belki de yeni bir şirket kurduğunuz için de bilmiyorum. Ama yeni bir fırsat var orada. Yeni bir kapı var. Hatta ilahi bir yardım da var. Senin adına hayırlı olacak olan bir fırsatı yakalayacaksın ve bu yakaladığın fırsatı doğru değerlendirirsen, o geçişi sağlarsan, o kapıdan çıkarsan bir şekilde kendine yenilenecek olduğunu kabullener, e, kabullenir bir şekilde başlangıca ayak uydurursan aslında senin önüne çok net temiz fırsatlar, para kazanabileceğin olanaklar kapısı var ve açılıyor. Yeter ki sen girmeyi, oradaki kapıyı görmeyi e, çabala hani bunun için mücadeleni ver. Güzel başlangıç sayfa ve müjdeli haberler anlamına da gelir tabii ki de arkadaşlar. İnşallah paranızla alakalı işte o parayı ee aldık. İşte biz iş yerine başladık. Başvurun kabullendi. Sınavı açtın falan filan. Neyse inşallah. Güzel haberleriniz, müjdeleriniz olsun diyorum. E, bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce ilahi adalete inanılmaz inanan ve teslim etmiş bir insan olarak tecrübelerim doğrultusunda sizlere fal sonundaki sohbetlerimi ediyorum. Çünkü yüz yüze nasılsa şimdi e, falın bu kadardı. Sen anlat diyesin. Geldiği noktadayız yani. <laughs> o yüzden arkadaşlar iyi ki varsınız sizlerde. Keyif alıyoruz Buket Hanım. Böyle doğal olmaktan diyorsunuz. Çünkü 4 yıla gidiyoruz artık şaka maka. O yüzden ben çok net değer verdim bir alan. Çok kıymetli bir alan. İyi ki sizler de varsınız. O yüzden bütün iyi dileklerimi sizler için bulunuyorum. Toplu teşekkür edebileceğim de bir alan zaten burası. O sebeple arkadaşlar he, iyi ki varsınız. Herkesin gönlünün ekmeğini yemesini diliyorum. Dualarımda bu şekilde. İyilik yap at denize. Kötüsü kötüyü bulacak zaten. İlahi adalet evrende tecelli ediyor. İçini rahat tut. Sen beddua edince o bir şeyler yaşamayacak arkadaşlar. Aksine sizler şey yapacaksınız. Negatif enerjiyi ağzınıza dolayacaksınız. Gerek yok buna. İlahi adalet teslim edin. Her geç tecelli edecek. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Sağlığımız yerinde olsun. Yeter ki gerisini halledecek güce sahibiz. Unutmayın diyorum. Bir sonraki açılıma kadar o yüzden başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.